Selamlar. Hayallerde yaşıyor diye düşünebileceğiniz bazı tanklar aslında hiç de öyle olmayabiliyor. Gayet gündemde kalabiliyor ve ortalığı fazlasıyla karıştırabiliyor. T100 LT'ye hoş geldiniz. Benim genellikle elimin çok fazla gitmediği, kamuflajıyla zaten yılbaşından kalma bir kurabiyeye benzettiğim bu aletle neler yapılabildiğini, yapılamadığını, nasıl eğlenebildiğini görüyorsunuz ve göreceksiniz diye umut ediyorum bu savaş guide'ında. Detaylarımız şu şekilde: yanımızda Ahmet Bey'imiz, Kriz'imiz ve Selçuk Bey'imiz, Herra'mız mevcut. İkisi de kendi TD'lerindeler. Ben de T100 LT'de seviye 8'lerle dolu bir seviye 10 oyunda. Yani bu savaş kaybediliyorsa net bir şekilde bizden kaybediliyor ya da kazanılıyor diyebileceğimiz oyunda klasik bir pozisyonlanmaya doğru gidiyoruz. T100 LT bütün hafif tanklar arasındaki gene orta tank hissiyatı en yüksek olanlardan bir tanesi. Bunun sebebi de atış profili, dinamiklerinin, Obje 140'ı T-62'yi andırması. Sheridan da aynı şekilde Patton'ı andırırken VZ-132 de burada 121'i andırıyor. Bu üç tank bu şekilde ön tarafa çıkıyorlar. AMX'ler, Manticore'lar, EBR'ler bu şekilde değiller. Bunlar daha böyle orta tank tarafları baskın DPM'leriyle iş yapabilen aletler olarak önümüzdeler. Zaten Tail-4 Lightweight bunun atası eskiden kalma. İyice ön plana çıkıyordu. O zamanlar bütün ulusların aynı seviyeden hafif tankları bile yoktu. En çok bunu oynayabiliyordunuz vesaire vesaire. Ama işte sorun ne? Böyle 50-120'lerin bile kafalarından arada sektirebilen bir delişe sahip. Çünkü APCR mermisini attığında galiba 210 küsür, 230 aslında deniyor ama mesafede iyice düştüğü için normalde kesin deleceğini düşündüğünüz yerlerden bile iş yapmadan sekip gidebiliyor mermi. Altın mermisinde AP olması yakın mesafede gene ve daha doğrusu yavaş tankları böyle yakın mesafede, uzak mesafede delebilir hale geliyor. Uzakta attığınız hızlı adamları da vuramıyorsunuz mermi yavaşlığınızdan ötürü. Çok bir aranot, STRV'de HE mermi yüklediğinizde bilin ki normal hızınızın yarısında gidiyor HE mermileriniz. İnanılmaz yavaşlıyor. Bazı tanklarda çok acayip hız farklılıkları mevcut oluyor. Şimdi yaptığımız şey şu: arkada Selçuk Bey var, en üstte STRV var. Şurada en arkada TS5 birazdan kendisini ittirerek yan döndürecek. Belki birazdan görürüz ne yapacağını. Ama olay ne? Düzgün dağılmış bir takıma sahip değiliz ve karşı takımda da iki tane E3, bir tane E4 var. Nereden geldikleri az önceye kadar belli değildi. Şimdi gösterdiler ki alt taraftan, yani buzul kısmından doğru ilerliyorlar. Benim de yapmaya çalıştığım şey hem bu projektin önünden arkayı açmak hem de bizimkilere işte spot imkanı vermek ve gene görüyorsunuz yani. Olmayınca olmayabiliyor. Neden olmadığını gerçekten bilmiyorum ama enteresan bir olay daha var. E4'ün burada arkaya da kaldığını görüyoruz ve TS5'in de geri gelirken kendini devirmiş olduğunu burada görebilirsiniz. Yayında zaten izleyenler hatırlayacaktır. Bayağı gülünç durumlar yaşanıyor. Sağdan da Emil geldi. Mini haritaya odaklanın. Çok fazla sıkıştırıldık ve T100 LT olarak kaçabileceğimde, kaçıp iş yapabileceğimde çok bir nokta yok. Bulunduğum yerden açmaya devam etmem gerekiyor. Çünkü vurucu ekip aşağıda. Kendimi unutturup adamların üstüne, başka tankların arkasına götüremem. Belki Emile'ye doğru gidebilirdim ama orada E50, Kanonenpanzer gibi bir sürü tank mevcut hala. Sol tarafta deseniz köprü var. Aşağısında da E3'ler duruyor. Yani bunların hiçbiri T110'un tek başına yapabileceği işler değil. Ve ne yazık ki bu savaşın başı da oldukça uzun süre burada bunlarla uğraşmayla ilerliyor. Ama FV burada en sonunda, Selçuk'un FV'si, geri kalan canını da Rheinmetall'in bitirerek en azından bir hafiften bizi kurtarıyor. Yani şu an 3 tanka 2 tank vermişiz. Kafa kafaya gibi gözüküyoruz ama gene haritaya bakacak olursanız savaşta böyle haritanın 5'te 1'ine sığınmış durumdayız ve eksi 3K'dayız. Zaten Selçuk da 400 canda, STRV'siyle Ahmet de 800 canda kalmış durumda. Ben de talihsiz bir şekilde yiyorum Emil'den ama çok normal. Neden? Çünkü baskı yok. Orayı açabilecek kimse yok. E4'ü de burada tankların arkasında görüyoruz. Pek fazla vurabileceğimiz bir pozisyonlama olmuyor. Takılıp kalıyorsunuz. Yani bazı durumlarda özellikle böyle zırhsız profilde TD'leriniz varsa yanınızda ve haritada dağ geçidiyse bu durum çok fazla sizi muzdarip edebiliyor. Yakında ise bu işler
değişecek. Neden değişecek? Çünkü bir gün sonra artık güncellemeyle bu harita baştan aşağı farklılaşacak. En büyük değişim alanlardan bir tanesi olacak. Bu yüzden de bu geçişi açmak, tepelerde yatıp oyunu kazanmak pek mümkün olmayacak. Ben gevelerken E4 bu arada blind atarak, kör atış yaparak Selçuk'un işini bitirdi. Ve Selçuk'umuz 2 kilde gözükse de 177 hasarla oyundan düşmüş oldu. Şimdi demek istediğim buydu. Seviye 10 tanklar eğer hasarlarını atamayıp oyundan düşüyorlarsa sizin bir hafif tank olarak bunu kapatma şansınız azalıyor. T-100 LT'nin burada Manticore'dan farklı olarak DPM'i daha yüksek olduğu ve mermi sayısının çokluğu sayesinde bunu kapatma imkanı biraz daha ön plana çıkıyor. Ama işte ölen Selçuk'la birlikte biz burada bir tane küçük Fatih Terim kazanmış oluyoruz başımıza. Şuraya git, bunu yap. İşte bu top gol getirir diyen Rıdvan geliyor, bilmem ne oluyor vesaire. Olay da şu. Sol taraftan gelen E3'lerin eğer arkasına sarabilirsen buradaki E75'e yaptıkları atışları takip ederek burada bir ihtimal kendimi düzgün konumlandırabilirim gibi böyle hayallerde yaşarken E3 burada karenin işini bitiriyor. E75'te 500 can kalıyor. Bir de arkalarına yaverleri Loren'i almışlar. Durum 2-8. Böyle durumlarda ne yapacaksınız? Elinizde kalan neyse ondan iş çıkarmaya çalışacaksınız. Limon kaldıysa limonata yapacaksın kardeşim. Burada limon ve limonata da şu. Takımımın çoğu ön tarafta ve aşağıda durmaya devam ediyor. Sağlı sollu sıkıştırılmış olsa da düşman takım çok yüksek bir hamle yapamıyor. Projetto açılana kadar güzel bir şekilde sol tarafa atış yapıyordu. Ama olay şu an yine Selçuk Bey'in önderliğinde diyeceğim. Çünkü belli durumlarda bırakıyorum ben de. Savaşta öldükten sonra daha güzel okuyabiliyorsunuz. Selçuk da gerçekten tartışmasız en iyi okuyanlardan biri. Hatta bu kadar kolsuz olup bu kadar iyi stratejik düşünebilen başka birini tanımıyorum ben. Olay da şu. STRV ile E3 arasını alacağız. Ben yani STRV ile T100 arasını alacağız buradan çıkan E3'leri. Ama mermiler beni trollemeye devam ediyor Sovyetçiliğin kötü kısmında. Ama E3 bana dönebileceğini düşünürken ben bu defa artık STRV ile sıkıştırmış olduğumdan onu kötü durumda bırakıyorum. İkinci E3 burada imdada yetişiyor gibi ama şimdi STRV dediğiniz alet 5 saniyede bir 400 hasar veriyor. 600 canı kalmış E3. Çok güzel bir hamleyle buradan gelecek olanları bitirmiş olduk. Ve üzerime de gelemiyor. Arkasından kaçırmaz zaten. Ben burada paletli bir şekilde almaya çalışıyorum. STRV de sektiriyor buradaki mermiyi. E3'e doğru devam ediyorum. Çünkü sol taraftaki Loren zaten oradan ölmüştü. Bu yüzden bir sıkıntısı yok derken 2-8'den bir an 6-10'a getiriyoruz ve yukarıya doğru çıkıp hani bu oyunda biraz daha bir şeyler yapabilir miyim diye düşünüyorum. T110 LT'nin kötü kısımlarından biri de topunun eğilmemesi. Burada Ahmet de önden aşağıya doğru eğilerek iş yapabileceğini düşünüyor ama daha büyük bir sıkıntı var arkada. O da ortada yatan E4. Şimdi ona ihtiyacım var aslında ama o da tabii ki adam çekmek zorunda. Hori'yi atıyor. Ben de bu aradan şu ağacı önüme koyarak iş yapabilir miyim diye düşünüyorum. Ama işte burada 732 yediği için beni kötü bir duruma iyice iteklemiş oluyor. Onun da yapabileceği çok fazla bir şey yok. Sonuçta vurmak için bir şeylerle uğraşmak zorundaydı. Ben de aradan gelecek yüzlerce tanktan seçimimi yapmaya çalışıyorum. Şu an kapalıyım halen. Ancak E4'ten ikinci mermiyi de yediğinden dolayı burada artık onu kaybediyoruz. Emil bana atıyor. Ben burada kendime güzelce projeto cesedini buluyorum. Hala açılmıyorum. Çok uzak mesafe bıraktığım için. Ceset arama T30'u alıyorum. Burada ön tarafına bir tane atıyorum. Belki açılmadım diye umut ediyorum ama bu defa açıldım. Artık buradan herhalde gider. İğrenç bir atış yapıyor T30. Bu sayede çok güzel bir şekilde kurtuluyorum bu 750 yemekten. Üzerine doğru devam ediyorum. Soldan sağlı bir hareket. Ve kafamı döndürmeyi bekledikten sonra içine doğru atış yapıp durumu 11-14'e getirdik. 4'e karşı tekim. Bu arada killere baktığınızda hani takımımızda bizde 7 kill var. Ama hani savaş sonu gelen bir kill oldu bu da. 6 kill'e kadar getirmiştik. Çok iyi iş yapamadık. Ben bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama defans üzerinden bir şeyler daha yapabilirim. Sol alttan gittiğimi ima ederek burada geri tepeye çıkmamın sebebi kepe doğru girmelerini ya da arkaya doğru gidip beni öldürmeye çalışmalarını beklemek. Neden de şu. 4'e 1 bir durum varken bu arada IS-3 açtı mı beni, ben onu gördüm. İnanılmaz bir şey açamıyor. Enteresan. Ve ben bu şekilde arkaya doğru salmış oluyorum. Ve aynen de kanonun o en son oradan gittiğimi gördüğü için benden bu hasarı yiyor. Şimdi araya doğru yaklaşıyorum. İkinciyi de vurabilecek miyim? Sağdan gidecekmiş gibi yapıp sola doğru çekiyorum. Ve kendime atış imkanı bıraktırmadan onu da oyundan düşürüyorum. Durum 12-14.
Ama baktığınızda yani yarı canlı bir E4 ve full canlı bir IS-3 var. Hiç kolay değil. Gene de deneyeceğiz. Ben gene yukarı doğru çıkıp orada bekleyeceğimi ima ettirip aşağı doğru ilerliyorum. Çünkü az önce aşağı doğru ilerlemeye çalışıp yukarı çıktığımı gösterdiğimde onlar zaten bir tur dönmüştü. Bu defa da bir tam tersini uygulayarak gene önüme bir şey çıkmamasına çalışıyorum. Öyle umut ediyorum. Ama bakın savaşın neresine geldik? 3000 hasardayım, 1700 spottayım. Hala mermilerimin yarısı duruyor. Yani gerekirse böyle bir 5000 hasar daha atabilirim. T110 LT bu yüzden T110 LT değil, T100 LT. Ben de bayağı aşiret kasa yaptım gene aleti. Upgrade ettirdim. Bu konuda daha başarılı. Hoppa! Projekte ortada bekliyormuş. Buradan başarabilecek miyiz? Topu eğilmiyor. Şanslı ama aynı zamanda Sovyet'in gerektirdiği bir atışı da yaparak durumu 13-14'e getirdi ama takım artık risk almayı bıraktı. İkisi birden kepteler. Burada birçok oyuncunun yaptığı gibi son ana kadar bekleyip paletini kırıp adamları üzerime bastırmaya çalışacağım ki iş olsun diye burada hani onları da rahatsız edeyim diye düşünüyor olabilirsiniz ama tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Bangır bangır cengaver gibi ölmeye dalıyorum. 1100 canım var. 2 tane bile yesem hayatta kalabilirim. IS-3 orada. Sağ tarafta E4. Arkadan bir 747 ama önden IS-3 burada. Vuramıyor beni. Yan taraftan vuruyorum IS-3'ü bu sayede. E4 reloadta. İkinciyi de atabilirim. IS-3 nispeten kıvrak bir tank. Bu yüzden etrafına dönerken sıkıntı olabilir. Palet almaya çalışıyorum. Alamadım. İkinciyi de vurdum. Bu sırada artık arkamda E4 vurur diye düşünürken vuramıyor. Paletini gene kıramadım. Belki ilk atışı yemeseydim E4'ten onun arkasına geçip saçmalıklar yapabilirdim ama canlar çok ama çok yüksekti. Gene de savaşarak çarpışarak öldük çünkü bu tankın özünde bu iş var. Bu tankla kazansanız da kaybetseniz de bence bu kadar belirli noktalarda zorlamanız gerekiyor. Savaş sonu sonuçlarından konuşalım. Yenilgi. Tabii yapacağımız bir şey yok ama yenilgiye rağmen birincilik madalyası geldi. Çok fazla işi tek başımıza yapmayı başardığımız için. Takım hasarına baktığımızda bu arada Ahmet'le ikimizin zaten 9000 hasara çıktığını ve ondan sonra gelen tankların 3000'den devam ettiğini görüyoruz. Yani şu 4 tank çok iyi. Şuradaki bir arkadaş sıkıntılı seviye 10'da. Düşman takımında ise gerçekten seviye 8 bir maça düşen burada T110, E3 ve E4 karması içinden geçiyor takımın. Biz de burada içinden geçirmiş olduk. Bir detay dikkatimi çekiyor. IS-3 tek isabetini bana yapmış bütün savaş boyunca. Yani bu da işin bir enteresan detayı tabii. Ama her zaman bu kadar kötü sonuçlanmayabiliyor işler. Buradan yani T100'ün, LT'nin neler yapabileceğini biraz daha detaylı belki. Biraz bir teknik aksaklık olduğu için, ben arada ekran vermeyi unuttuğum için. Bunu artık ikinci bir ayrı bir video olarak koyacağım, entegre mi edeceğim, ötekine tek bir videom olacak bilmiyorum ama ne yazık ki boş ekrana bir 5-6 dakika konuşmuşum. Klasik Osman hamleleri. Gerisini burada gösterecektim. İşlerin iyiye gitmeye çalıştığı durumlarda neler ortaya çıkıyor diye. İkilimiz aynı, krizimiz ve herramız yanı başımızda. FV'si ve STRV'siyle. Erlenberg'te buradaki yapmaya çalışacağımız işte bu defa full seviye 10'larla dolu bir oyun. Ön hattan geçenlere atış bulup ondan sonra devamında kendimizi kanat değiştirmeye ve doğru pozisyonlamayı almak üzerine olacak. T100 LT bu konuda hani açma konusunda muhteşem olmasa da karşı takımda da EBR ve T100 LT var. Yani kafa kafaya burada rahat açabiliriz ve buradaki bu çalı Erlenberg'te aslında daha dengesiz bir nokta. Karşı takımın bu şekilde bir çalısı pek fazla oyunda yok. Burada beklerken rahatlıkla yandan geçenleri açabiliyorsunuz ve kendinize pozisyon bulabiliyorsunuz. Tabii sıkıntı nerede çıkıyor? Düşman takımının geçmediği anlarda çıkıyor. Burada yapacak bir şey yok ve ben de bunu görerek ilerliyorum. Çünkü bir şey açmadığımdan eminim. Sağ taraftan 121 var. Sol tarafta E3 var. Ona belki yandan atış bulurum diye. Burada kendimi kalenin içerisine doğru atmaya devam ediyorum. Hatta şansıma belki ta arkada yatan FV'leri falan da açabilirim. E3'e bir akacağım derken yandan Behçet çıktı. Her zaman papaz pilav yemiyor. O Behçet tamamen en arkalardan geçmiş ağaçların dibinden ve dikine inmiş. Böyle yaptığınızda hiç açılmadan ilerleyebiliyorsunuz. Ancak iki tane atış yaptığı için ve kafa kafaya burada Ahmet'in STRV'siyle de kapıştığı için ben biraz gaza gelip gidiyorum onunla ilgileneceğini düşünerek ama bu patlıyor. Pek öyle olmuyor. Niye atmadı? Son anda artık sonunda attı.
pek iyi bir oyuncu değil galiba bu Behçet ama ne olursa olsun burada kendimi kurtarabiliyorum sadece tek atış alarak. Hedefim orada STRV ile uğraşırken Behçet yandan yandan vurmaktı. Kendimi buraya atarak kurtarmış oldum. Demeye çalıştığım şey de genel olarak bu. T100LT oyunda aktif kullanmanız gereken, sürekli koşturmanız gereken bir tank. Öyle arkada bekleyeyim, yatayım, nasıl olsa iş yaparım gibi yapamıyorsunuz. Manticore gibi 13 saniyede bir böyle ateş edeyim, çalıma gireyim, durayım yapamıyorsunuz. Orta tanka yönelik kullanım gerektiriyor. Sürekli ter atmanız gerekiyor. Hani futbolcu vardır, yeteneği çoktur. Rahat rahat böyle sergen gibi takılır. İstediği takımda oynar. İstemese de iş yapar, istese de iş yapar. Yani futbolcu vardır. Şimdi Sabri örneğinden vereceğim ama çok uymayacak. Yani ne kadar kabzı mal olsa da böyle piston gibidir, dinamo gibidir. Böyle çatır çatır çalışır, kendisini gene o takıma sokar ve iş yaptırır ya. Ya biraz daha öyle emek isteyen bir tank burada T100LT. Bunu görüyorsunuz. Şimdi bu kanadı inmemizin sebebi de Behçet öldükten sonra başka bir tanktan herhangi bir atış gelmemesi ve E3 dışında da başka bir şey görmememizden mütevellit artık bu arka hatlara basabileceğimizi düşünmek. Ben burada iyice Ahmet'in yaklaşmasını bekliyorum. E3'e buradan atmayacağım. Bu köşeden delemem ama inip karşıdaki eve geçersem yapabilirim ve bu hamleyi de yapıyorum. Bu arada STRV ile geçerken açıldığını söylemişti. Ben E3'e açıldığını düşünmüştüm. Ama burada da T100LT'nin gene bu RNG ile bol saçmalıklı Sovyet zırhı beni kurtarıyor. 260 küsür milimetre delişe sahip E50M'nin mermisinden. Arka taraftan yine E3'e bakıyorum. Sola dönecek mi, sağa dönecek mi? Şu an tam çaprazda kalıyor çünkü. Bu sayede normal mermi de olsa uzaktan sokabiliyorum. E3'ün yan kasası daha net. Yani bir IS-7 attığınızda, 257 attığınızda girmez. E3'e, E4'e attığınızda girer. Buralarda çalılara kendimi sokup böyle sanki Muravanka'daymışım gibi hareketlerle E4'e doğru yaklaştırıyorum. Kapandı, attım. Açılmayacağımı düşünebilirsiniz ama açılıyorsunuz böyle durumlarda arkadaşlar. Sadece onu göremiyorsunuz o çalıların içindeyken. O yüzden hemen yer değiştirmekte fayda var. Sürekli hareket ve sürekli gösterme. Neyi gösterme? Düşmanın hamlelerini. E4 peki bu duruma pek sevinmemiş galiba. Hani üzerimize doğru basıyor. Önemli değil. Onu açtıktan sonra arkadan bir parça daha gelen var mı diye bakıyorum. Selçuk bu arada mefta oldu gitti. Arkadan gene taktiklerine başladı söylenmeye. Ama ben pek fazla burada ona imkan bırakmadan hareketlerimi yapmaya çalışıyorum. O zaten çekişme illaki olacak aramızda. Kesinlikle dediğim gibi doğru konuşuyor çoğu noktada. Ama bazı şeyleri ben biraz daha vakit vermek, biraz daha geç yapmak, düşünmek üzerine çalışıyorum. Şimdi E4'ün üzerime gelmesine rağmen arka tarafa hızlı bir şekilde geçtiğimde onu gene gafil avlamış oluyorum. E4 şu an deliriyor. Tankın hızlı olmasıyla hızlı karar verip hızlı uygulamaya koymanız aynı şeyler değil. Hepsini ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Önemli olan T100'de hepsini iç içe yapabilmek ve başarabilmek. Bakın ne taraftan çıkarsam tersinden gitmeye devam ettim. Ve E4'e doğru bir tane daha bakabilir miyim diye düşünüyorum ama arkadan çok fazla tank atışı aldım. Bir tane bu defa E50M'den yiyorum ama T100LT'den geleni sektirdim. Aralardan topçulardan kaçtım. Kayalara çarptım vesaire. Bu salvoyu gene de attım. Atılması da gerekiyordu. Durum 2-2'ye geldi. Ve ben burada en azından E50M'nin nerede olduğunu, T100'ün tam nerede yattığını görmüş oldum. Ancak her şeyin bir sınırı var. Bu gafil avlamaların bir sınırı var. Yani orada yapılabilecek hareketlerin ve salvoların değeri, hamlelerin miktarı belli. Bu yüzden artık geri çekiliyorum ve bunu da hızlıca karar verdirtiyorum kendime. Çünkü 3-4 salvoyu atan tanktan yani 5.'yi 6.'yi atmamasını pek beklemiyorsunuz. Bu imkandan faydalanarak kendinizi unutturup hızlıca geri çekilmeniz lazım. Yani düşüneceksiniz, taktiksel becerilerinizi ortaya koyacaksınız ama bu sırada da hızınızı 70 km saat tutacaksınız. EBR gibi bir nevi. EBR'nin paletli versiyonu. Yan taraftan yakta izi görüyoruz. Şimdi ben burada normal mermide rahat rahat. Bak yemyeşil görüyorum değil mi? Tabii önümden CS geçtiği için bu net atışımı yapıp vuramıyorum. Teşekkür ediyorum. Benim de hatam var ama daha büyük hata CS'nin arkamdan geçebilirdi. Böyle durumlar tabii ki olacak. Şimdi Yacht E100 ve Super Conqueror sol tarafla ilgilendiğinden dolayı yanından da atış desteği verebilirim. Buradan yanına atıyorum ve kötü bir atış bu. Sekebileceği yegane noktadan sekti.
o üstündeki bombeden sekti. Ya tam kafasına atacaksınız ya da aşağı doğru atacaksınız ki burada T-100 gibi aletlerde üstüne, yani kasasına doğru atmak, kabinine doğru atmak daha güvenli oluyor. Hala da bana dönmüş değil. Biraz fazla sabit duruyorum ama sağ taraftan atış gelmeyeceğini biliyorum. Şimdi bir gözüm sürekli haritada benim. Nerede bıraktım o E4'ü, E50M'yi? Ve E4 ile E50M'nin orman içinden bana vurma şansları yok. Kendilerini dışarıya çıkarmaları gerekiyor. Ve kendilerinin dışarı çıkamayacaklarını bildiğim için ben burada topçuyu sadece kale alarak o Yak-T-100'e çatır çatır atmaya devam edebiliyorum. Bu sayede de 3 mermiyi birden soktum. Ve bizim buradaki ağır hattındaki tankları bir nebze rahatlattım. Halen de kanat değiştirmemi gerektirecek pek bir olay yok. O yüzden de ilerliyorum. Sol arkadan bir şey yakalayabilir miyim diye bakıyorum. E4 yalnız biraz riskli bir hareket yapıyor. Onun geçtiği noktada eğer T-100LT hamle yapıyor olsaydı full yandan açılmış olacaktı. Şimdi yaptığım şey ise, bu kadar geri çekildik ya, düşman takımı geride olduğumuzu düşünüyor. Bu yüzden bir içeriye doğru girip bakmakta fayda var. FV gözüküyor orada ama işte asıl bakın, hiç beklemiyordu T-100LT. Aynı Behçet gibi T-100LT'yi de vuruyoruz burada ve şaşırtıyoruz. O önemli canının 300'ünü daha kaybediyor. Aynı Warships'teki muhriplere vurmak gibi burada da ben T-100'e vurarak hızlı bir hamleyle önemli bir adamın canını azaltmış oluyorum. Boş boş hareket etmekle ilgili değil bu. Hareket halindeyken kararlarınızı daha hızlı bir şekilde yönlendirebileceğiniz için, hareket halindeyken daha kıvrak bir şekilde yer değiştirebileceğiniz için bunları hep düşüncelerinizi bu hamleler esnasında yapın. FV'de burada kendisini orada göstermiş. Minicik bakın orada maydanoz kadar çalılar var. Onlar beni bu atıştan korudu. Açılmadım. Yan tarafa çevirmesini bekliyorum. Sonuçta sosisli sandviç satan büfe mantığında ve boyutunda bir alet. İki tane mermiyi sokuyorum. Bunda açıldığımı biliyorum daha ilerlediğim için. Ve başkasından da yemesiyle FV sadece 100 canda kalıyor. Bu içlere doğru hamle ve geri çekilme. Hamle ve geri çekilme. Bunların çok büyük faydası var. Durum 8-5'e geldi. FV'ye bir atış daha bulabilir miyim diye bakıyorum. Arka tarafta ta uzakta bir tane Leopard var. Yandan geçecek ama unuttuğum şey başka tankların da olduğu tabii. Mesela bir Leopard daha ta en arkalarda aslında kendini gösterebilir. Derken dibimde çıkıyor ama Leopard'dan daha hızlı bir tepki süresiyle burada kendimi beğendim. Yani kesinlikle yemem gerekiyordu. Leopard da kötüymüş. Hızlı bir şekilde hiç beklemiyordum Leopard'ı. Yani oyunun şu an 10. dakikası oldu. Buradaki el freniyle de kaçışım da beni daha fazla hasar yemekten kurtarıyor. Kendimi en içe doğru atıyorum. Böyle hayvan gibi gerçekten sanki Fast and Furious filminde gibi koparana kadar el freni çekmiş gibi bir hamleyle Space Bar'a bastım. İçine geçti yani orada klavye. Onu da hatırlıyorum. Çok fazla odaklandığım pozisyonlar üst üste gelmeye devam ediyor. Uzak mesafeli atışlarda dikkat etmeniz lazım T-100'e. Vurmama ihtimali yüksek. DPM'i iyi ama isabeti çok iyi değil. Tam nişan bekliyorum bu defa. 285'i yapıştırıyorum. Ama Leopard hasar aldıktan sonra tekrar artık çıkmaz diye bekliyorum. Çünkü buraya kadar, buralara kadar gelmesi onun için iyice intihar olacak. Durum 12-5'e girdi. Yani bastık kaçtık, bastık kaçtık. Yani akıncı gibiyiz. Sürekli bir darbe yapıyoruz ve geri kaçıyoruz. Yalnız burada işte T-100LT arkada yattığı için ondan bir tane gereksiz hasarımı alıyorum. En net aldığım gereksiz hasar buydu. Bir başka noktaya daha bakıyoruz burada. E50M'yi yandan delebilecek miyiz, ne yapacağız diye. Aslında 230 deliyorum. Güzel de pozisyonlama aldığımı düşünüyorum ama bakın yan zırhından sekiyor. Çünkü o duvarı yıktı, uzak mesafeydi derken delişinden mermi çok şey kaybediyor. Sol taraftan vurabilir miyim, ön tarafa gidebilir miyim? Denemeye devam, bakmaya devam. E50 EBR'yi öldürdü. Onunla ama uğraşmıyorum. Önünde çok adam var. T-100'ün en arkasından iş yapabilir miyim diye düşünecek şekilde bakıyorum. Yanıma mermi düştü. Ahmet de o bu arada. Bakın yine T-100 bizi beklemiyor. Ve onu da böyle spotlayarak oyundan düşürüyor. Ve taktiksel olarak ciddi üstünlüğümüzü kurarken buraya da sanki ishalden oluşmuş bir paletimizi bırakıyoruz. Sanki kabuğunu atmış, derisini atmış bir yılan edasıyla. Bu işte T-100'ü aktif, mantıklı kullanabildiğinizde, yanınıza da takım desteğini alabildiğinizde yapabileceklerinizin bir göstergesi. Elbette ki düşman takımı aktif bir oyun sergileyemedi ama buradaki ormanları bayağı diktik. Dikiş böyle nakış attık. Tur ve tur, tur ve tur. Önemli olan bir sağdan çıktık, bir soldan çıktık. Bizi beklemedikleri noktalardan bu hamleleri birleştirdik ve bunun aralarındaki hızını da kesinlikle kısa tuttuk.
fazla beklemedik. Gafil avladığımız çok adam oldu, gafil avlandığımız da oldu ama risk ve kazanç ilişkisi var burada. Beni biliyorsunuz, yüksek risk, yüksek kazanca doğru giden ama bunu olabildiğince törpülemeye çalışan ve kendimi dizginlemeye çalışan bir adamım. T100LT bence garajlarda olmalı, hafif tank severler için gayet enteresan güzellikler sunan. Yine arada menüde satın almak istediğinizde, menüde olsun gözüksün abi yemesem de en azından dursun menüde dediğiniz başlıklardan bir tanesi sakatatçının çürük çorbası, şırdanı. Belki dilim kokoreci olarak karşımıza çıkıyor. İlla evet buralardan örnek vereceğiz. Alem işkembelere gideceğiz. İşi daha ciddileştirecek olursak bu tank yorucu bir tank. Üst üste oynamak öyle kolay değil. Sheridan ve VZ'de de aynı durumu yaşıyorsunuz ama bunu maksimum kullanmak için gerçekten içlerine girmeniz gerekiyor düşmanın. Ve Manticore'dan farklı olarak aktif şekilde gezmeniz gerekiyor. EBR'den farklı olarak da tekeriniz ve hızınız o kadar fazla yok. O yüzden çok kolay değil. Ama artılarını kullandığınızda özellikle diğer hafiflere karşı üstün gelmeniz çok mümkün ve gene güzel bir şekilde işler yaptığınızda da fırıldak gibi etraflarında dönebiliyorsunuz. Sonuçta paletleri üzerinde gezen tanklarda en net böyle hızlarından ve en kıvraklarından bir tanesi hafiflerde. Ve gene aktif hafif tankçılık için en uygun öğrenme hattı kendisi. Sonuçlara bakalım, ondan sonra bitirelim. Burada ikincilik madalyası geliyor. Mesela kaybettiğimizde birincilik gelmişti. Burada ikincilik geldi çünkü uzak mesafeli çok atışımız var. Kendi açmadığımız adamlara da çok vurduk. Ama oyun sonu sonuçlarına geldiğinizde en yüksek deneyimin bizim tankımızda olduğunu görüyorsunuz gene de. Çünkü spotumuzu da yaptık. Yakında aktifte çalıştık. Ama hasara baktığımızda bu defa üçüncülükteyiz. Normal şeyler. Sol taraftan da kanadı iyi bir şekilde indirdiler. Ama işte bakın 19 atış, 17'si isabet, 13'ü de delmiş durumda. Ve yani 7 kilometre boyunca koşturmuşuz sağda solda. Çok fazla para bıraktırmıyor, hatta zarar ettiriyor burada altın mermi kullandığım için. Bu da ayrı bir noktası. Ama ben hala özellikle oyunda belirli bir seneyi devirmiş insanlar için kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum bu tankın. Yeni başlayanlar için de gayet uygun bir hafif tank olduğunu düşünüyorum. Artık bunu ikinci video olarak mı izlediniz? Diğer videoya entegre mi ettim bilmiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yarın da artık güncelleme kendisini gösteriyor. Diğer artık kayıtlara veda ediyoruz sanırım. Eğer delirip de akşam bir izleyicimizin Boraskını sizlere açık etmek için gösterip çekmeyecek olursam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.